Zayıflatıcı bitki yok mu? Var. Nedir? Lahana. Lahana. Maydanoz. Funda. Kuş konmaz. Şu görmüş olduğunuz bitki kuş konmaz. Bunun kökünün meyvesi yapılır, çorbası yapılır, yeme yapılır, sulu yemek. Ve çorbası yapılır, içilir. Çok güzel bir tadı var. Kuş konmaz. Memleketi, vatanı Türkiye olmasına rağmen Türkiye'de pek bilinmiyor, kullanılmıyor. Fakat Almanlar bunun çok kullanırlar. Yani kökünü tabii, yaprağını, çiçeğini değil. Hı hı. Bunun kökünden elde edilen bitki ekstraktı zayıflatıcıdır. Zayıflatır. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Biz ne yaptık? Kuş konmaz forte. Kuş konmaz forte. Kuş konmaz forte ortalama ayda 8 kilo verdirir. Fakat kişi yemesine içmesine dikkat ederse, hamurlu tatlı yemezse daha kısa sürede daha çok kilo verebilir. Akşam geç vakitlere yenen yemekler ne oluyor? Sindirilmiyor, bağırsakta kalıyor. Ve hazım sıra 8'den sebebi sonra oluyor. Yemek yememek en doğrusu değil mi hocam zaten? Tabii, değil mi? Ya, 8'den sonra 7'den sonra. 8 değil, 6. 6. 6'dan sonra yemek yemeyelim mümkünse. Evet. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Buyurun. Bu sefer de ben sorayım. Şimdi tek başına az önce sonra çünkü benim de ailemde var kilo sorunu olan. Tabii ki diyetisyen öneriyor mu önermiyor mu bilmiyorum. Kuş konmaz forte, funda forte, maydanoz forte. Uluslararası üniversitelerde klinik araştırmalarla belgelenmiş. Hı hı. Belgeli. Klinik tamam ona katılıyorum. Belge. Yani. Yani şöyle, herhangi bir kişi, kilo problemi olan bir arkadaşımız gelip sizin sitenizden, yani ben işte şu kadar kilo vereceğim. Peki bunun belki midesi rahatsız başka rahatsızlıkları var ama bunu bilmiyor. Bilmeden de kalkıp sizden herhangi bir diyet hapları aldığı zaman, düşünün ondan sonra yan etki yapacak. Hayır, tabii şöyle bir durum var. Eğer ki kişide gastrit, ülser, reflü varsa... Gastrit, ülser ve reflüyü tedavi etmek gerekir. Bunun için de lahana suyu birleşiminde 19 çeşit bitki ve lahana suyu olan tonik. Eğer midesinde problem varsa bunu tedavi etmeden zaten zayıflayamaz. Ama bunu biliyor ise eğer kendinde böyle bir rahatsızlık varsa, bilinçli ise onu önce tedavi edecek. Ondan sonra bu hapları kullanacak. Midesinde gastrit yani mide ağrısı olur, sızısı olup genelinde da fark etmemeli olur çünkü olur, herkes olmaz. Çok fazla stres yaşıyor mide rahatsızlığı, midesinde rahatsız olan herkes midesinde rahatsız olduğunu bilir. Hı hı. Karaciğerinde problem olursa hissetmez. Çünkü karaciğerde yoğun bir sinir sistemi yok. Hı hı. Midede çok yoğun bir sinir sistemi var. Yani midede problem olduğu zaman sürekli beyine uyarı gider. Kişi rahatsız olduğunu bilir zaten. Ağrısını, sızısını, acısını çeker. Karaciğerde problem olduğu zaman kolay kolay hissetmez. Karaciğer problemi kolay kolay anlaşılmaz. Hı hı. Onun için doktora gidip muayene olmak gerekir vesaire. Öyle bir durum olduğunda fakat midede bir problem olduğu zaman herkes bilir. Ağzından acı su gelir, mide krampı geçirir. Vesaire. Teşekkür ederim. Çok kısa alalım, çok kısa lütfen. Şimdi, hocam İbrahim Bey, bu yapmış olduğunuz bitkiler kesinlikle faydalı olduğunu ben biliyorum. Yalnız bu kilo problemine ben şöyle değinmek istiyorum. Bizim özellikle Türk hanımlarımız yemeğe çok meraklı. Börek, çörek, mantı. Yani şimdi bunları yersek muhakkak insanlar kilo alır. Yalnız bizim yeme alışkanlığımız kültürümüzde olduğu için fazla maalesef yeniyor. Mesela ben 97 kiloydum. Şimdi kestim. Günde 3-4 tabak yemek yerken şu an bir tabağa düşürdüm. Şu an tam 90 kiloyum. Yani 7 kilo verdim. Bu da 15 gülüşünde oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani demek istedim yemek içmeyi kesince insanlar özellikle aperatif yemekler yediği zaman kilo alıyor. Yani normal saatte yediğiniz zaman herhangi bir şey olmuyor. Bir de akşam 7'den sonra kesinlikle bir şey yememek lazım. Öyle değil mi hocam? Tabii doğru. Çünkü 7'den sonra yenen yemek metabolizma bunu yakmıyor. Hele 10'da 11'de yenen yemek kesinlikle çok zararlı. Evet doğru. Ve kilo bunlar alınıyor diye düşünüyorum ama sizin ilaçlarınız çok faydalı ben biliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi birincisi kişinin midesinde problem varsa tedavisi şart. Mide problemi tedavi edilmeden zayıflanmaz. İkincisi, kişinin bağırsaklarında mantar varsa, mantarın da tedavisi olması şart. Aksi takdirde yine zayıflayamaz. Yani bağırsaklarında mantar olan kişi zayıflayamaz. Çünkü mantarlar, bağırsaktaki mantarlar
kişinin yemiş olduğu gıdayı toksik maddeye dönüştürür. Hamurlu tatlı, glikoz içeren her şeyi toksik maddeye dönüştürür. Bunun için de aloe vera jel geliştirdik. Yani bağırsağında bugün kimin mantar var diyeceksiniz. Günümüzde bağırsağında mantar olmayan insan yok. Neden yok? Çünkü günümüzde herkes antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire vesaire. Çeşit çeşit kimyasal ilaç kullanılıyor. Kullanılan bütün kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. Bu nedenle mutlak suretle aloe vera kullanmak gerekir. Aloe vera kullanmadığı bir kişi ne karaciğer yağlanmasından, ne pankreas yağlanmasından, ne şeker hastalığından, ne tansiyondan, ne kolesterolden hiçbir şeyden kurtulamaz. Bütün hastalıkları tetikleyen bağırsaktaki mantarlardır. Buna karşı da aloe vera jel. 19 yıl çalıştıktan sonra bu ürünü geliştirdik. Bunu kullandığı zaman kişi kısa sürede yavaş yavaş